Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Ajans hafta sonunda gelişmeleri paylaşmayı sürdürüyoruz. Yeni saate de sıcak gelişmeyle başlayacağız. Ekranlarımızın hemen altında son dakika bilgisi olarak yer alıyor. İzmir'de Torbalı ilçesinde bir doğalgaz patlaması yaşandı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Ekibimizden Tayfun Erde olay noktasına ulaşmak üzere. Tayfun, bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Yeni bilgiler var mı sende? O bilgileri paylaş lütfen izleyicilerimizle. Telefon hattının diğer ucunda Tayfun Er. Öncelikle İzmir Torbalı Ayrancılar Barış Manço Caddesi'ndeki işte unlu mamuller üretildiği iddia edilen zemin kat gibi gözüküyor. Patlamanın şiddeti oldukça yüksek. Tabii burada doğal gaz konu olunca bir gaz sıkışması mı vardı? Yoksa kullanılan fırınlarda ya da işte kızartmada kullanılan o ocaklarda mı bir sıkıntı oldu da bu denli büyük bir patlama oldu? Tabii ki onu olay yerine gittiğimizde ve yetkililerden aldığımız bilgilerde netleşecek. Ancak şunu söyleyebilirim, oldukça büyük bir patlama. Patlamanın olduğu binanın iki üst katındaki dış cephe komple kopmuş. Karşı taraftaki binaların camları ve dış cepheleri ağır hasar almış. Yan taraftaki marketin özellikle bulunduğu bölgede yani bir bomba etkisi yaratan oldukça büyük bir patlama. O patlamanın etkisiyle de işte şu anda ölü ve yaralıların olduğu iddiası var. Bu konuyla ilgili şu anda netleşen bir durum yok. Ancak işte o çekilen sosyal medyada kullanılan videolardan anlaşılan şu ki çok büyük bir patlama. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve arama kurtarma anlamında ekipler yönlendirildi. Tabii ki vatandaşlar nezdinde de çok büyük bir panik olduğu gözlenebiliyor. Orada saat 15 sularında meydana gelen Torbalı Ayrancılar ilçesi Barış Manço Caddesi üzerindeki bir unlu mamuller üretimi yapılan yer olarak ifade ediliyor. Ancak işte bu bahsedilen yerde tabii vatandaşların da oturup oradaki ürünleri tüketebileceği bir oturma alanı olduğu da buradan videolardan anlaşılıyor. Ancak ölü ve yaralıların olduğu işte iddiası da tabii ki insanı tedirgin ediyor. Ancak patlamanın büyüklüğü yani oldukça yüksek diyebilirim. Şu anda orada işte özellikle binaların dış cephelerinin kopmasından dolayı sokaklara yayılan bir enkaz söz konusu. İnşallah hayatını kaybeden insanlarımız orada olmaz. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. Ancak işte Barış Manço Caddesi üzerindeki patlamanın doğalgaz menşeli olan patlamanın oldukça büyük olduğunu ifade etmekte fayda var. Konuştuğum bir iş güvenliği uzmanı tabii orada bir gaz sıkışması ya da işte ocak ya da fırın türü bir cihazdan gaz sızıntısından kaynaklanan işte elektrik arkı ya da başka bir ısı etkisinden dolayı böylesine büyük bir patlamanın olabileceğini söyledi. Bunlar tabii ki olayı ancak olay yerine gittiğimizde orada biz de net bir şekilde gözlemleyeceğiz. Ancak bir kez daha ifade etmekte fayda var. Oldukça büyük bir patlama Barış Manço Caddesi'nin üzerinde karşılıklı patlamanın olduğu pastanenin karşısı, üstü, sağı, solu bütün binaların ilk iki katları ve dükkanlar ve marketlerin olduğu bölümlerde de oldukça büyük hasar var. Ve ölü ve yaralıların olduğu iddiası şu anda var. Yaralıların da Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı yönünde bilgiler var. Son dakika gelişmesini bir kez daha tekrarlayalım. İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar mahallesindeki Barış Manço Caddesi üzerinde bir pastanede saat 15 sularında şiddetli bir patlama oldu. Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendiren patlama sonucunda çevrede çok çok büyük hasarın olduğu ve ölü ve yaralıların olduğu iddiasını bir kez daha yineleyerek söz tekrar İstanbul'a bırakalım. Tayfun'a teşekkür ediyoruz. Tayfun da birazdan o noktaya ulaşacak ve o noktadan görüntüleri canlı olarak sizlerle paylaşacağız. Ama bu görüntüler ajanslar aracılığıyla canlı olarak paylaştığımız görüntüler. Patlamanın şiddetinin çok net anlaşıldığını söyleyebiliriz. Sadece patlamanın yaşandığı o binada değil, çevre binalarda da buradan görebildiğim kadarıyla en az
3-4 binada ki sadece tek yönde değil, o binaların karşısındaki diğer binalarda da ciddi hasar oluştuğunu belirtelim. Ölü sayısı ekranlara da yansıdı. Maalesef ilk gelen bilgiler bu patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20'ye yakında yaralının bulunduğuna yönelik bilgiler elbette artması endişeleri var. Temennimizde artmaması yönünde yaralıların tedavilerine de başlandığı bilgisini paylaşalım. Ekranın hemen sağ yanındaki noktadan gelen görüntüler şu an itibariyle canlı olarak paylaştığımız görüntüler. Bu görüntülerse ekranda da ikiye ayırdık şu anda. İki noktada da kaza sonrası yaşanan endişe, panik anları ve sonrasındaki alınan önlemleri görüyoruz. Kaza, bu patlamanın, doğalgaz patlamasının nerede yaşandığına dair gelişmeleri elbette takip ediyoruz. Bir binanın zemin katında olduğunu biliyoruz ama orada bir işletme mi vardı? İşte şu anda ekranlara gelen görüntü bir pastanenin görüntüsü ama o görüntünün hemen karşısındaki binanın zemin katında daha büyük bir hasarı görüyoruz. O noktada da bir unlu mamuller satan yer mi vardı yoksa benzer bir şekilde orası patladı, karşısında daha ciddi hasar oluştu. Bu soruların hepsine birazdan ekibimiz o noktaya ulaşınca yanıt vereceğiz ama şu ana kadar İzmir'in Torbalı ilçesinde Ayrancılar mevkisinde Barış Manço Caddesi olarak belirtti Tayfuner. Bir binanın zemin katındaki bir işletme olduğu tahmin ediliyor ve yine doğal gaz nedeniyle oluşan bir patlama, maalesef 4 can kaybı var. İtfaiye ekipleri olay noktasında önlemlerini alıyorlar. Tayfun'un ifadelerine göre arama kurtarma ekiplerinin de o bölgeye sevk edildiğini belirtmişti Tayfun. İşte o binanın yıkılan bölümü bir enkaz, muhtemeldir o noktada da bir arama kurtarma çalışması yapılacak ama birçok binanın ciddi hasar aldığını görüyoruz. O yüzden de patlamanın en azından bu görüntüler ışığında hangi noktada gerçekleştiğini söylemek şu an için bizler için kolay bir nokta değil. Yetkililer de elbette gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyorlar. Geride bıraktığımız saat diliminin son bölümünde gelmişti bu haber. İzmir'den geldi, İzmir'in Torbalı ilçesinden geldi. Yaralıların durumuna dair de açıklamalar yapılıyor. Yaralılar var. İlk tedavileri olay noktasında yapılmıştı. Sonrasında ekipler olay noktasına ulaştı. Onu ağır 20 kişinin yaralandığı yine yetkililerden gelen açıklamalardan biri. Arkadaşlarımız da tüm bu son dakika gelişmelerini ekranın hemen altında son dakika bandımızda izleyicilerimizle paylaşıyorlar ama bizi radyoları başında dinleyenler için de ben o bilgileri geldiği haliyle seslendirip dinleyicilerimiz için de, radyoda bizi dinleyenler için de seslendirmiş olayım. İzmir'de doğalgaz patlaması yaşandı. 4 kişi hayatını kaybetti. Onu ağır 20 kişinin yaralandığı bilgisi var. Torbalı Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklama bu. Bir kez daha tekrarlayalım bu açıklamayı. 4 kişi hayatını kaybetti. Onu ağır 20 kişi de yaralandı. Tedavilerine yaralıların başlandığı, bir yandan da arama kurtarma çalışmaları bölgede ekipler istenmişti. Sürüyor. İtfaiye ekipleri de bölgede güvenlik önlemini alıyor. Çünkü patlamanın nedeninin doğal gaz olması da bu süreç içerisinde elbette istenmiyor. Farklı bir patlamanın daha bölgede yaşanmaması için önemli bir unsur. Ekipler çalışmalarını o bölgede sürdürüyorlar. Şu anda da jandarma ekiplerinin orada güvenlik önlemlerini aldığını söylemek gerekiyor. Şu ana kadar yaşananları tekrarlayalım bir kez daha. İzmir'de, İzmir'in Torbalı ilçesinde, Ayrancılar mevkiinde, Barış Manço Caddesi olarak geldiği ilk bilgi, bir binanın zemin katındaki bir işletme olduğu, hatta unlu mamuller satan bir pastane olduğu bilgisi de var. O noktada doğalgaz patlaması yaşandı. O yaşanan patlama neticesinde de maalesef 4 kişi hayatını kaybetti. Torbalı Belediye Başkanı'nın ifadesiyle aktaralım. Onu ağır 20 kişinin de yaralandığı bilgisini sizlerle paylaşmış olalım.